Harry Potter ve Felsefe Taşı 6. Bölüm Peron 9-3 çeyrekten yolculuk Harry'nin Dursley'lerle sonayı sonayı pek de keyifli geçmedi. Doğru, Dudley öyle korkuyordu ki Harry'den, onun aynı odada kalmayı göze alamıyordu. Petunia teyzeyle Vernon enişte de onu dolaba kapatmıyor, bir şey yapmaya zorlamıyor, ona bağırmıyordu. Aslına bakılırsa ağızlarını bile açmıyorlardı yarı korku, yarı öfkeyle Harry'nin oturduğu koltukta sanki kimse yokmuş gibi boş boş bakıyorlardı. Birçok açıdan bir gelişmeydi bu. Ama bir süre sonra sıkıcı olmaya başladı. Pek çıkmadığı odasında Harry'e yeni baykuş arkadaşlık ediyordu. Harry, Hedwig diyordu ona. Sihir tarihinde bulduğu bir attı bu. Ders kitapları çok ilginçti. Yatağında sırt üstü yatıp gece yarılarına kadar onları okuyordu. Bu arada Hedwig açık pencereden dilediği gibi uçup gidiyor, Canı isteyince de dönüyordu. Petunia teyzenin odayı süpürmeye gelmemesi de büyük şanslı doğrusu. Çünkü Hedwig ölü fare getiriyordu boyuna. Harry her gece uykuya dalmadan önce duvara astığı kağıtta bir günün daha üstünü çiziyor, bir Eylül'e ne kadar kaldığını hesaplıyordu. Ağustos'un son günü, ertesi gün Kings Cross istasyonuna gitme konusunu teyzesiyle eniştesine açmayı düşündü. Salona indi. Dörsiler televizyonda bir yarışma programı seyrediyorlardı orada olduğunu belirtmek için boğazını temizledi. Dudley çığlık atarak odadan kaçtı. Şey, Vernon enişte. Vernon enişte seyrettiği programa homurdandı. Şey, yarın King's Cross'ta olmam gerekiyor. Hogwarts'a gitmek için. Vernon enişte bir daha homurdandı. Acaba siz beni götürebilir misiniz? homurdanma. Harry bunun evet anlamına geldiğini çıkardı. Teşekkür ederim. Tam odasına çıkacaktı ki Vernon enişte konuştu. ''Büyücüler okuluna da trenle mi gidilirmiş? Uçan alıları güveler mi yoksa?'' Harry bir şey söylemedi. ''Neredeymiş bu okul?'' ''Bilmiyorum.'' dedi Harry. Daha önce hiç aklına gelmemişti bu. Cebinden Hagrid'in verdiği bilet çıkardı. ''Saat on Peron dokuz üç çeyrekten kalkan trene bineceğim.'' dedi. Teyzesiyle eniştesi gözlerini ona diktiler. ''Peron kaç?'' ''Dokuz üç çeyrek.'' ''Saçmalama.'' dedi Vernon enişte. ''Peron dokuz üç çeyrek diye bir şey olamaz.'' Bilette öyle yazıyor. Kudurmuş bunlar, dedi Vernon enişte. Hepsi sapıtmış. Sen de anlayacaksın bunu. Gör de bak. Peki, King's Cross'a götürürüz seni. Yarın Londra'ya gideceğiz zaten. Yoksa kılımı bile kıpırdatmazdım. Harry bir dostluk bağı kur kurmaya çalışarak Neden gidiyorsunuz Londra'ya? diye sordu. Vernon enişte, Dudley'i e hastaneye götürüyoruz dedi. Smeltings'e gitmeden önce kuyruğunun alınması gerek. Harry ertesi sabah 5'te uyandı. Öylesine heyecanlı, öylesine tedirgindi ki bir daha uyuyamadı. Kalkıp kot pantolonunu giydi. İstasyona büyücü cübbesiyle gitmek istemiyordu çünkü. Üstünü trende değiştirirdi. Gerekli her şey tamam mı diye Hogwarts listesini bir daha inceledi. Hedwig'i kafesine kapattı. Sonra odada bir aşağı bir yukarı dolaşarak Dursley'in kalkmasını beklemeye başladı. İki saat sonra Harry'nin büyük ağır sandığı Dursley'in arabasına yüklenmiş Petunia teyze Dudley'i Harry'nin yanına oturtmuş, yola koyulmuşlardı. On buçukta Kings Cross'a vardılar. Vernon işte sandığı bir el arabasını yükledi. Harry ile birlikte istasyona girdi. Harry'nin daha önce hiç tanık olmadığı bir incelikti bu. Sonunda Vernon işte peronların önünde suratında pis bir sırıtışla durdu. E eh, geldik işte çocuk. Dokuz numaralı peron, on numaralı peron. Senin peron ikisinin arasında bir yerlerde olmalı.'' Ama daha yapıp bitirememişler anlaşılan. Haklı sayılırdı tabii. Peronların birinin başında kocaman bir plastik dokuz, yanındakinin başında da yine kocaman plastik biron vardı. Aralarında hiçbir şey yoktu. Vernon işte daha da pis bir sırıtışla ''Sana iyi dersler.'' dedi. Başka tek kelime söylemeden çekip gitti. Her arkasına bakınca dört silerin uzaklaştığını gördü. Üçü de gülüyordu. Harry'nin ağzı kurudu birden. Ne yapacaktı şimdi? Hedwig yüzünden gelen geçen gülerek ona bakıyordu. En iyisi birine sormaktı. Oradan geçen bir görevliyi durdurdu. Ama Peron 9-3 çeyreği sormaya cesaret edemedi. Hogwarts'ın adını bile duymamıştı görevli. Harry ülkenin hangi bölgesinde olduğunu bile söyleyemeyince görevli onun kendisini işlettiğini sandı. Umutları kırılıyordu Harry'nin. Saat 11'de kalkacak treni sordu ama görevli böyle bir tren olmadığını söyledi. Sonra da söylene söylene çekti gitti. Harry paniğe kapılmamaya çalışıyordu şimdi. Gelen trenlerin belirtildiği tabelanın üstündeki büyük saate bakılırsa Hogwarts'a gidecek trene binmesi için sadece 10 dakikası kalmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. İstasyonun ortasında kaldıramayacağı ağırlıkta bir sandıkla, bir yığın büyücü parasıyla bir de koca bir baykuşla kala kalmıştı. Hagrid yapması gereken bir şeyi söylemeyi unutmuştu herhalde. Diagon yolunun başındaki duvarın soldan üçüncü tuğlasına vurmak gibi bir şey. Acaba asasını çıkarıp dokuzuncu peronla onuncu peron arasındaki bilet gişesine birkaç kere vursa mıydı? Tam o sırada arkasından birkaç kişi geçti. Bir takım sözler geldi Heri'nin kulağına. Muggıllarla dolu tabii. Heri hızla döndü. Tombul bir kadındı bu. Hepsi de kızıl saçlı dört oğlanla konuşuyordu. Çocukların dördünde de Heri'ninkine benzer birer sandık, bir yerde baykuş vardı. Yüreği gümbür gümbür atarak el arabasıyla onların peşine düştü Harry. Durdular, o da durdu. Ne söylediklerini işitecek kadar yakınlarında. Çocukların annesi, Peron'un numarası kaç? diye sordu. Dokuz üç çeyrek, dedi küçük bir kız. O da kızıl saçlıydı. Kadının elini tutmuştu. Anneciğim, ben de gidebilir miyim? Sen daha çok küçüksün, Cini. usludur. Hadi Percy, önce sen git. Çocukların en büyüğü, dokuz ve numaralı peronlara doğru yürüdü. Harry bir şey kaçırmayayım diye gözünü bile kırpmadan onu izledi. Çocuk tam iki peronu ayıran bölmeye vardığında aralarına kalabalık bir turist topluluğu girdi. Son sırt çantası çekilip ortalık açılınca Harry çocuğun ortalarda olmadığını gördü. Tombul kadın sıra sende Fred dedi. Fred değilim ben George'um dedi çocuk. Bir de kalkmış annemiz olduğunu söylüyorsun. Daha adımı bile bilmiyorsun. Özür dilerim George. Şaka ediyordum ben Fred'im dedi çocuk. O da gitti. İkiz kardeşi çabuk olmasını seslendi arkasından. O da kardeşini dinledi anlaşılan. Çünkü bir saniye içinde yok olmuştu. Ama nasıl becermişti bunu? Şimdi hızlı hızlı üçüncü kardeş yürüyordu bölmeye doğru. Tam oraya varmıştı ki o da ansızın kayıplara karıştı. Başka çıkar yol kalmamıştı. Harry, özür dilerim dedi tombul kadına. Merhaba yavrum dedi kadın. Hogwarts'a ilk gidişin mi? Ronda yeni. Oğullarının sonuncusunu en küçüklerini gösterdi. Uzun boylu, zayıf, leylek bacaklı, çilli, sivri burunlu bir çocuktu bu. Elleriyle ayakları kocamandı. ''Evet'' dedi Harry. ''Bir şey soracaktım. Ben, ben bilmiyorum.'' ''Kadın, perona nasıl gideceğini mi?'' dedi gülümseyerek. Harry baş salladı. ''Kolay'' dedi kadın. ''Bütün yapacağın, dokuzuncuyla onuncu peronları ayıran bölmeye yürümek. Dost doğru git. Durma. Bölmeye çarparım diye de korkma. Bu çok önemli. Heyecanlı bastıramıyorsan koşar adım git.'' Hadi rondan önce seni yollayalım. Peki dedi Harry. El arabasını iterek çevirdi. Bölmeye baktı. Pek sağlam görünüyordu. Yürümeye başladı. Dokuzuncu, onuncu peronlara koşuşturanlar onu iterek yol açtılar kendilerine. Harry adımlarını hızlandırdı. Bilet gişesine toslayacak başı derde girecekti. El arabasını iterek koşuyordu şimdi. Bölme yaklaşıyor, yaklaşıyordu. Duramıyordu da. El arabası denetimden çıkmıştı. Bir adım kalmıştı bölmeye. Çarptı çarpacaktı. Gözlerini yumdu. Çarpmadı. Koşmayı sürdürdü. Gözlerini açtı. İnsanlarla dolu bir peronda kırmızı bir buharlı tren bekliyordu. Tepelerindeki tabelada Hogwarts Ekspresi, kalkış saati 11 yazıyordu. Harry arkasına baktı. Bilet gişesinin yerinde peron 9-3 çeyrek yazılı demir işlemeli bir kemer vardı. Başarmıştı. Lokomotiften yayılan duman kalabalığı sarmıştı. Ayaklarının dibinde her renkten kediler koşuyordu. Baykuşlar ağır sandıkların takırtıları, gıcırtıları arasında birbirlerini selamlıyordu. İlk birkaç vagon öğrencilerle dolmuştu şimdiden. Bazıları pencereden sarkmış aileleriyle konuşuyor, bazıları da yer kavgası ediyordu. Harry boş bir yer bulabilmek için el arabasını iterek peron boyunca ilerledi. Yuvarlak yüzlü bir çocuğun yanından geçti. Çocuk yine kurbağımı kaybettim nine diyordu. Harry yaşlı kadının ah ne bu ol. diye iç çektiğini duydu. Perçemli bir çocuğun çevresini küçük bir kalabalık sarmıştı. Bir bakalım Nine ne olursun. Çocuk kolunun altındaki kutunun kapağını açtı. İçindeki şey uzun kıllı bacağını uzatınca herkes çığlıklar attı haykırdı. Harry kalabalığı yararak ilerledi. Trenin arkalarında boş bir kompartıman buldu sonunda. Önce Hedwig'i koydu içeriye. Sonra da sandığını ite kaka tren kapısına götürdü. Bir ucundan tutarak kaldırmaya çalıştı. Basamağı koyacaktı ama beceremedi. İki kere ayağının üstüne düşürdü. Yardım ister misin? Bölmede arkasından gittiği kızıl saçlı ikizlerden biriydi bu. Evet lütfen diye soludu Harry. Hey Fred gel de yardım et. İkizlerin yardımıyla Harry'nin sandığı trene çıkarılıp kompartımanın bir köşesine konuldu. Gözlerine düşen terli saçlarını arkaya iterek sağ olun dedi Harry. İkizlerden biri ansızın Harry'nin alnındaki izi göstererek nedir bu diye sordu. Öteki ikiz vay canına dedi. Yoksa sen? Evet o dedi ikizlerden ilki. Harry'e döndü öyle değil mi? Ne öyle değil mi diye sordu Harry. İkizler birazdan Harry Potter diye haykırdılar. "Ha o mu?" dedi Harry. "Yani evet, ben oyun." İki çocuk da hayranlıkla gözlerini diktiler ona. Harry kıpkırmızı kesildi. Neyse ki trenin açık kapısından bir ses geldi de o sıkıntılı durumdan kurtuldu. "Fred, George, orada mısınız? Geliyoruz anne." İkizler Harry'ye son bir kez göz atarak trenden atladılar. Pencerenin yanına oturdu Harry. Kendini yarı gizleyerek perondaki kızıl saçlı aileyi gözetledi neler konuşulduğuna kulak kabarttı. Anneleri mendilini çıkarmıştı. Ron burnunda bir şey var. Çocukların en küçüğü geri çekilmeye çalıştı. Ama annesi yakaladı onu. Burnunun ucunu silmeye başladı. Anne bırak. Silkinerek kurtuldu. İkizlerden biri. ''Aa, bastı bacak Ron'un burnunda bir şey mi var? Dedi. Kes sesini. Dedi Ron. Anneleri Percy nerede? Dedi. Şimdi geliyor. Çocukların en büyüğü belirdi. Dalgalı siyah Hogwarts cübbesini geçirmişti sırtına. Harry cübbenin göğsünde üstünde SB harfleri yazılı pırıl pırıl gümüş bir rozet gördü. Fazla kalamam anne dedi Percy. Öndeyim. Sınıf başkanlarına ayrılmış iki kompartıman var. İkizlerden biri son derece şaşırmış gibi. Sınıf başkanı mısın sen? dedi. Bilmiyorduk. Daha önce söyleseydin ya. Bir dakika dedi öteki ikiz. Galiba bu konuda bir şeyler söylemişti bir kere ya da iki kere. Bir dakika. Yaz boyunca. E, kesin artık dedi sınıf başkanı Percy. İkizlerden biri nasıl oluyor da yeni bir cübbe alınıyor ona dedi keyifle. O sınıf başkanı çünkü dedi anneleri. Peki canım, güzel bir ders yılı dilerim sana. Oraya varınca bir baykuşla haber yolla. Percy'yi yanaklarından öptü. Percy gitti. Anne ikizlere döndü sonra. Şimdi siz ikiniz. Bu yıl uslu durun. Eğer bir baykuş daha haber getirirse tuvalete taşırdığınıza dair ya da tuvaleti taşırmak mı? Hiç böyle bir şey yapmadık ki. Yine de iyi fikir anne sağ ol. Hiç de komik değil. Ron'a da göz kulak olun. Merak etme bastı bacak Ron'i bizim yanımızda güvende. Ron kes sesini dedi yine. Boyun neredeyse ikizler kadar uzundu. Annesinin sildiği burnu hala pembeydi. Hey anne bil bakalım bil bakalım trende kimi gördük. Harry baktığını görmesinler diye hemen geri çekildi. Hani istasyonda yanımızda duran o siyah saçlı çocuk vardı ya. Kimmiş o biliyor musun? Kimmiş? Harry Potter. Küçük kızın sesini duydu Harry. Aa anne trene çıkıp görebilir miyim onu? Anne ne olursun. Daha önce gördün ya Ginny. Hem bundan hoşlanmaz. Hayvanat bahçesinde maymun mu ediyorsun?'' Gerçekten o mu Fred? Nereden biliyorsun? Kendisine sordum. izi gördüm. Tam alnında şimşek gibi. Zavallı yavrucak. Tevekkeli yapayalnızdı. Şaşırmıştım ben de. Peron'a nasıl gidileceğini sorarken öyle terbiyeliydi ki. Bırak şimdi onu. Acaba kim olduğunu bilirsin senin nasıl biri olduğunu hatırlıyor mudur? Anneleri birdenbire sertleşti. Bunu sormanı yasaklıyorum Fred. Sakın bunu sorayım deme ona. Okuldaki ilk gününde bunu hatırlatmam pek gerekiyormuş gibi. Tamam sinirlenme. Bir düdük öttü. Hadi çabuk olun dedi kadın. Üç çocuk trene bindi. Anneleri yanaklarına güle güle öpücüğü kondursun diye pencereden eğildiler. Küçük kız ağlamaya başladı. Ağlama Cini sana bir sürü baykuş yollarız. Sana hog varsan biri tuvalet kapağı göndeririz. George şaka ediyordum anne. Tren hareket etti. Heri çocukların annelerinin el salladığını, kardeşlerinin de yarı gülerek yarı ağlayarak trenin yanı sıra koştuğunu gördü. Kız koştu, koştu. Sonunda tren hızlanınca geride kaldı. El salladı. Harry, tren köşeyi dönünce anneyle kızın gözden yok olduğunu gördü. Pencerenin önünden evler geçiyordu hızla. Yüreğinin büyük bir heyecanla kabardığını duydu Harry. Başına neler geleceğini bilmiyordu. Ama geride bıraktıklarından daha kötü şeyler yaşayamayacağı kesindi. Kompartımanın kapısı açıldı. Kızıl saçlı çocukların en küçüğü girdi içeri. Harry'nin karşısındaki koltuğu göstererek Kimse oturuyor mu burada? diye sordu. Her yer dolu. Harry iki yana salladı başını. Çocuk oturdu. Harry'e bir göz attı. Sonra hiç ona bakmamış gibi birdenbire pencereden dışarıyı seyretmeye koyuldu. Harry burnundaki siyah lekenin hala silinmemiş olduğunu gördü. Hey Ron! ikizler gelmişlerdi. Bak biz trenin ortasına gidiyoruz. Lee da dev bir tarantula örümceği var. Peki diye mırıldandı Ron. Harry dedi öteki ikiz. Kendimizi tanıtmış mıydık? Biz Fred ve George Weasley. Bu da kardeşimiz Ron. Sonra görüşürüz. Harry ile Ron güle güle dediler. İkizler çıkıp kompartıman kapısını kapattılar. Ron dayanamadı artık. Sen sahiden Harry Potter mısın? diye sordu. Harry baş salladı. İyi öyleyse Fred ile George'un şakalarından biri sanmıştım. Dedi Ron. Sahiden orada Harry'nin alnını gösterdi. Harry şimşek biçimindeki yara izini göstermek için saçını geriye attı. Ron uzun uzun baktı. Demek kim olduğunu bilirsin sen tam oraya. Evet dedi Harry ama hatırlamıyorum. Ron merakla hiçbir şey hatırlamıyor musun dedi. Şey bir sürü yeşil ışık hatırlıyorum ama o kadar. Vay canına dedi Ron. Oturup Harry'e baktı bir an. Sonra ne yaptığının farkına varmış gibi ansızın pencereden dışarıyı seyretmeye koyuldu yine. Ron Harry'i yi ne kadar ilginç bulmuşsa Harry de Ron'u o kadar ilginç bulmuştu. ''Bütün ailem büyücü mü?'' diye sordu. ''Şey galiba öyle'' dedi Ron. ''Annemin bir küçük kuzeni var sadece, muhasebeci ama ondan da hiç söz etmeyiz. Öyleyse şimdiden bir takım büyüler biliyorsundur. Diagon yolundaki solgun yüzlü çocuğun sözünü ettiği köklü büyücü ailelerden biriydi vizliler. Magıllarla yaşadığını duymuştum.'' dedi Ron. ''Nasıl insanlar onlar?'' Korkunç. Şey hepsi değil tabi ama teyzemde, de eniştem de, de korkunç. Keşke benim de üç büyücü kardeşim olsaydı. Beş dedi Ron. Nedense kederlerini vermişti. Ben ailemde Hogwarts'a giden altıncı kişiyim. Çok şey gördüm sayılır. Bill ile Charlie mezun oldular. Bill öğrenciler başkanıydı. Charlie de Quidditch kaptanı. Şimdi Percy sınıf başkanı. Fred ile George yaramazdır ama dersleri iyidir. Herkese eğlendirirler. Benim de onlar gibi olmamı istiyorlar. Ama onlar gibi olmamın bir anlamı yok ki. Her şeyi ilk yapan onlar çünkü. Beş kardeşim varsa zaten hiçbir şeyin yeni olamaz. Bana Bill'in eski cübbelerini, Charlie'nin eski asasını, Percy'nin de eski faresini verdiler. Ron elini iç cebine atıp uyuklayan şişman kül rengi bir fare çıkardı. Adı Skeppers. Bir işe yaramıyor. Uyandığı yok ki. Babam sınıf başkanı seçildiği için Percy'ye bir baykuş aldı. Ama para bitti. Neyse. Bana da Skabers kaldı. Ron'un kulakları pembeleşti. Çok konuştuğunu düşünüyordu galiba. Çünkü yine pencereden bakmaya başladı. Harry, baykuş alacak kadar para kalmamasının hiç de ayıp bir şey olmadığını düşünüyordu. Bir ay öncesine kadar onun da hiç parası olmamıştı. Ron'a hepsini anlattı. Dadi'nin eskilerini giydiğini, doğum gününde hiç dişe dokunur bir armağan almadığını, Ron'un keyfi yerine gelir gibi oldu. Hagrid bana söyleyinceye kadar ne büyücülükten haberim vardı ne anne babamdan ne de Voldemort'tan. Ron'un soluğu tıkanır gibi oldu. Ne oldu dedi Harry. Kim olduğunu bilirsin senin adını söyledin dedi Ron. Hem şaşırmışa hem etkilenmişe benziyordu. Her şey aklıma gelirdi de senin. Bu adı söyleyerek ne kadar cesur olduğumu kanıtlamaya falan çalışmıyorum dedi Harry. Söylenmemesi gerektiğini bilmiyordum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Öğreneceğim daha dünya kadar şey var herhalde diye ekledi. Uzun süredir kafasına takılan bir şeyi dile getiriyordu. Sınıfta en kötü öğrenci galiba ben olacağım. Olmayacaksın. Muggle ailelerden gelen bir sürü öğrenci var. Her şeyi çabucak öğreniyorlar. Onlar konuşa dursun. Tren Londra dışına çıkmıştı. Şimdi ineklerle, koyunlarla dolu otlaklardan geçiyorlardı hızla. Bir süre konuşmadılar. Tarlaların, patikaların yıldırım hızıyla geçişini seyrettiler. Saat yarıma doğru büyük bir şangırtı koptu koridorda. Güleç yüzlü, gamzeri bir kadın kompartımanın kapısını açıp ''Seyyar büfeden bir şey ister misiniz yavrularım?'' dedi. Kahvaltı etmemişti Harry, ayağı fırladı. Ama kulakları yine pes pembe kesilen Ron sandviç getirdiğini mırıldandı. Harry koridora çıktı. Dört zillerle otururken şeker almak için hiç parası olmamıştı. Şimdi ise cepleri taşıyabileceği kadar Mars Bars almaya yetecek altınlarla, gümüşlerle doluydu. Ama Mars Bars yoktu kadında. Harry'nin daha önce ömründe görmediği Bertie Bott'un binbir çeşit fasulye şekerlemesi, balonlu yıldız çikleti, çikolatalı kurbağa, bal kabağı poğaçası, kazan pastası, meyan kökü asası ve buna benzer garip şeyler vardı. Hepsinden tatmak istiyordu Heri. Ne varsa biraz biraz aldı. Kadına 11 gümüş sıkıl ve 7 bronz knat verdi. Aldıklarını kompartımana getirip boş bir koltuğa yerken Ron şaşkınlıkla seyretti onu. Çok acıktın galiba. Harry bal kabağı poğaçasından bir ısırık alırken açlıktan ölüyorum dedi. Ron koca bir çıkın çıkarıp açmıştı. Dört sandviç vardı çıkının içinde. Birini kenara koyarak mısırlı biftek sevmediğimi hep unutur dedi. Harry bir poğaça uzatarak istersen değiş dokuş edelim dedi. Hadi bunu istemezsin ki kuru dedi Ron. Pek vakti olmuyor diye ekledi aceleyle. Beşimize birden yetişemiyor. Hadi bir poğaça al dedi Harry. Daha önce ne o kimseyle ne de kimse onunla bir şey paylaşmıştı. Orada oturup Harry'nin poğaçalarını, pastalarını, bütün aldıklarını birlikte yemek ne güzel bir duyguydu. Sandviçler bir kenara atılıp unutulmuştu. Çikolatalı kurbağa paketini göstererek nedir bu diye sordu Harry. Sahici kurbağa değiller ya. Artık dünyada hiçbir şey şaşırtmayacaktı onu. Hayır dedi Ron. Ama içindeki karta bak bakalım. Bende Agrippa eksik. Ne? Sahi bilmiyorsun tabii. Çikolatalı kurbağaların içinden kart çıkar. Biriktirirsin. Ünlü cadılar ve büyücüler. 500 tane kadar var bende. Ama Agrippa ile Poleme eksik. Harry çikolata kurbağa paketini açıp içindeki karta çıkardı. Bir adamın yüzü vardı kartta. Dar çerçeveli bir gözlük takmıştı adam. Kemerli, upuzun bir burnu, dümdüz kır saçları, sakalı, bir de bıyığı vardı. Resmin altında adı yazılıydı. Albus Dumbledore. Demek Dumbledore buymuş. Daha önce Dumbledore adını hiç duymadın mı yoksa? Dedi Ron. Bir kurbağa da ben alabilir miyim? Belki Agrippa bulurum. Sağ ol. Harry kartın arkasını çevirip okumaya başladı. Albus Dumbledore. Hogwarts müdürü. Birçok kişi tarafından modern zamanların en büyük büyücüsü olarak kabul edilen Profesör Dumbledore, özellikle 1945'te kara büyücü Grindelwald'u yenmesiyle, ejderha kanının 12 ayrı konuda kullanılışını bulmasıyla ve arkadaşı Nicholas Flamel'le simya konusunda yürüttüğü çalışmalarla ünlüdür. Profesör Dumbledore, Oda müziğinden ve on butlu bowlingden hoşlanmaktadır. Harry kartı bir daha çevirdi. Dumbledore'un yüzünün yok olduğunu görünce şaşırdı. Gitmiş. E bütün gün burada kalamaz ya dedi Ron. Geri gelir nasıl olsa. Of bir Morgana daha altı tane Morganam oldu. Sen ister misin? Toplamaya başlayabilirsin. Ron'un gözleri açılmayı bekleyen çikolatalı kurbağa paketlerine dikilmişti. Keyfine bak dedi Harry. Ama biliyor musun? Muggle'lar dünyasında insanlar fotoğraflardan çekip gitmezler. Ron şaşkınlıkla "Sahi mi?" dedi. Hiç kıpırdamazlar mı yani? Tuhaf. Harry, Dumbledore'un yeniden dönüp karta yerleştiğini ve kendisine belli belirsiz gülümsediğini gördü. Ron'u ünlü cadılar ve büyücüler kartlarına bakmak değil de kurbağaları yemek daha çok ilgilendiriyordu anlaşılan. Ama Harry gözlerini kartlardan ayıramıyordu. Kısa sürede Dumbledore ile Morgana'nın yanı sıra Woodcroft'lu Hengist'i, Alberic Gringo'nu, Sörs'ü, Paracelsius'u, Merlin'i de oldu. Sonunda burnunu kaşıyıp duran kelt rahibelerinden Knotna'yı bir kenara bırakıp Bertie Bot'un binbir çeşit fasulye şekerlemelerinden birini açtı. Ron Harry çok dikkatli olmalısın diye uyardı. Binbir çeşit diyorlar ya gerçekten binbir çeşittir. Her tatta şekerleme vardır içinde. Çikolatalı, naneli, marmelatlı şekerlemelerin yanı sıra ıspanaklı, karaciğerli, işkembeli şekerlemeler de çıkabilir. George umucu tadına bir şekerleme bile yemiş öyle diyor. Ron bir yeşil fasulye aldı eline. Dikkatle baktı, ucundan ısırdı. Pöf! Gördün mü? Lahana! Binbir çeşit şekerlemelerden epeyce yediler. Helen'in kısmetine kızarmış ekmekli, Hindistan cevizli, kuru fasulyeli, çilekli, köreli, çimenli, kahveli, sardalyeli şekerlemeler çıktı. Ron'un el sürmeyi göze alamadığı tuhaf gri bir şekerlemeyi yemeye bile cesaret etti. O da biberli çıktı. Pencerenin önünden akıp giden manzara gittikçe yabansılaşıyordu şimdi. O düzenli tarlalar yoktu artık. Onların yerini korular, kırılarak akan ırmaklar, koyu yeşil tepeler almıştı. Kompartmanın kapısı vuruldu. Peron 93 çeyrekte herinin yanından geçen yuvarlak yüzlü çocuk girdi içeri. Dokunulsa ağlayacak gibiydi. "Özür dilerim." dedi. "Bir kurbağa gördünüz mü?" Heri ile Ron başlarını iki yana sallayınca inlemeye başladı çocuk. Hitirdim onu boyuna benden kaçıyor. Bir yerden çıkar dedi Heri. Çocuk yıkılmıştı sanki. Peki dedi görecek olursanız. Çıkıp gitti. Niye o kadar üzülüyor anlamadım dedi Ron. Eğer ben bir kurbağa getirseydim onu hemencecik getirmeye bakardım. Neyse ben de Skebbers'ı getirdim. Konuşmam doğru olmaz. Fare Ron'un kucağında hala uyukluyordu. Rontix'in teli ölecek olsa farkına bile varmazsın dedi. Dün rengini sarıya çevirmeye çalıştım. Daha ilginç olsun diye ama büyüğü işe yaramadı. Bak göstereyim sana. Sandığını karıştırıp eski mi eski bir asa çıkardı. Her yanı çentik çentikti. Ucunda da beyaz bir şey parlıyordu. Tek boynuzlu at kılı. Neredeyse çıkacak içinden. Neyse. Asasını tam kaldırmıştı ki kompartımanın kapısı açıldı. Kurbağası kaçan çocuk gelmişti yine. Yanında da bir kız vardı. Kız yeni Hogwarts cübbesini giymişti bile. Bir kurbağa gören oldu mu? Neville kurbağasını yitirmiş, dedi. Sesi buyururcasına çıkıyordu. Gür kahverengi saçları vardı. Ön dişleri oldukça iriydi. Görmediğimizi daha önce söyledik ona, dedi Ron. Ama kız onu dinlemiyordu bile. Elindeki asaya bakıyordu. Büyü mü yapıyorsun? Görelim bakalım. Oturdu. Ron köşeye sıkışmıştı. Şey pek öyleyse. Boğazını temizledi. <laughs> Gün ışığı, nergis, çimen, papatya. Bu şişko fareyi çevir sarıya. Asasını salladı ama bir şey olmadı. Scapers hala kül rengiydi. Mışıl mışıl uyuyordu. Bu gerçek bir büyü mü sence? Dedi kız. Pek şey yaramadı öyle değil mi? Ben alıştırma olsun diye birkaç basit büyü denedim. Hepsinden de sonuç aldım. Ailemde kimsenin büyüyle ilgisi yok. Bana mektup geldiğinde hepimiz şaşırdık ama çok sevindim. Ne de olsa en iyi büyücülük okulu bu. Öyle diyorlar. Ders kitaplarını şimdiden ezberledim. Sanırım bu kadarı yeterli. Sahi, benim adım Hermione Granger. Siz kimsiniz? Bütün bunları hızlı hızlı söylemişti. Harry ona baktı. Onun da ders kitaplarını ezberlemediği şaşkın yüzünden belliydi. Bunu görmek Harry'i rahatlattı. Ben Ron Weasley, diye mırıldandı Ron. Harry Potter, dedi Harry. Sahi mi? dedi Hermione. Senin hakkında her şeyi biliyorum tabii. Birkaç tane de yardımcı kitap aldım. Senin adın Çağdaş Büyü Tarihinde Karanlık Sanatların Yükselişi ve Çöküşünde bir de 20. Yüzyılın Büyük Büyücülük Olaylarında geçiyor. Harry Şaşkınlık içinde, öyle mi? dedi. Hoppala dedi Hermione. Bilmiyor muydun? Ben olsam hakkında yazanış her şeyi öğrenmeye çalışırdım. Hangi binada kalacağınız belli mi? Ben soruşturup durdum. Keşke Gryffindor'a verseler. En iyisi orasıymış. Dumbledore da orada kalmış. Ama Ravenclaw da fena değilmiş galiba. Neyse biz gidip Neville'ın kurbağasını arayalım. Siz de giyinseniz artık neredeyse geliyoruz. Kurbağasız çocuğu sürükleyerek çıktı. Aman dedi Ron. Onun olmadığı bir binaya versinler de hangisine verirlerse versinler. Asasını sandığa koydu. Bu da tam palavra. George verdi. İşe yaramadığını bile bile. Harry kardeşlerin hangi binada kalıyor diye sordu. Gryffindor'da dedi o? Kederlere bürünmüştü yine. Annemle babam da orada kalmış. Beni oraya vermezlerse kim bilir ne düşünürler. Ravenclaw da fena değil galiba. Ama silterine verirlerse yandım. Vol... Wall... Yani kim olduğunu bilirsin sen de oradaymış şöyle değil mi? Öyle dedi Ron. Keyfi kaçmıştı arkasına yaslandı. Harry Ron'un kafasını başka konulara çekmek için biliyor musun dedi. Skabbers'ın bıyıklarının ucu daha açık renk. Ağabeylerin mezun olduklarına göre şimdi ne yapıyorlar? Harry bir büyücünün okulu bitirdikten sonra ne yaptığını merak ediyordu. Charlie Romanya'da ejderhaları inceliyor. ''Bildi Afrika'da. Gringotts için çalışıyor.'' dedi Ron. ''Gringotts'u duydun mu? Gelecek postasında yazıyordu. Ama muggle'lar o gazeteyi bilmezler. Birileri sımsıkı korunan bir kasayı soymaya kalkmış. Harry gözlerini dikti ona. ''Sahi mi? Peki ne yapmışlar onlara?'' Hiçbir şey. Bu yüzden gazeteye geçmişti. Yakalanmamışlar. Babamın söylediğine bakılırsa bunu yapsa yapsa ancak bir kara büyücü yapar. Gringottsa ancak o yaklaşabilir. Ama bir şey anlamışlar. Garip olan da bu zaten. Tabii böyle bir şey olunca arkasında kim olduğunu bilirsin sen vardır diye herkes korkuyor. Harry kafasında bu haberi değerlendirmeye çalıştı. Kim olduğunu bilirsin senin adı ne zaman geçse içinde bir korku uyanıyordu. Herhalde büyü dünyasına girmenin yarattığı bir şeydir bu. Voldemort yerine kim olduğunu bilirsin sen demek o korkuyu biraz olsun hafifletiyordu sanki. Ron, "Sen hangi Quidditch takımını tutuyorsun?" diye sordu. Harry, "Şey, hiçbirini bilmiyorum ki." demek zorunda kaldı. "Ne?" Şaşkınlıktan kala kalmıştır on. Gör de bak dünyanın en güzel oyunudur. Sonra dört topla nasıl oynandığını, yedi oyuncunun neler yaptığını, kardeşleriyle gittiği unutulmaz maçları, parası olunca ne tür bir süpürge alacağını anlattı. Tam oyunun inceliklerine geçmişti ki kompartmanın kapısı açıldı yine. Ama bu kere gelenler ne kurbağasını yitiren Neville'dı ne de Hermione Granger'dı. Üç çocuk girdi içeri. Harry ortadakini hemen tanıdı. Madame Malkin'in dükkanındaki solgun yüzlü çocuktu bu. Harry'e Diagon yolunda gösterdiğinden çok daha fazla bir ilgiyle bakıyordu. Doğru mu? dedi. Bütün trende söylüyorlar. Harry Potter bu kompartımandaymıştı. Demek sen Snow. Evet dedi Harry. Öteki çocuklara bakıyordu. İkisi de iri yarıydı. Son derece kötü kalpliye benziyorlardı. Solgun yüzlü çocuğun iki yanında onun korumaları gibi duruyorlardı. Harry'nin onlara baktığını gören solgun yüzlü çocuk Sahi bu krep bu da Goyle dedi. Benim adım da Malfoy. Draco Malfoy. Ron hafifçe öksürdü. Bu öksürüğün arkasında alay gizliydi sanki. Draco Malfoy ona baktı. Adın pek mi komik? Senin kim olduğunu sormama gerek yok. Babam bütün vizilerin kızıl saçlı, çilli olduklarını yetiştirebileceklerinden çok fazla çocuk yaptıklarını anlatmıştı. Heriye döndüğüne bazı büyücü ailelerin ötekilerden üstün olduğunu yakında anlayacaksın Potter. Yanlış kimselerle arkadaşlık kurmaktan vazgeçersen yardıma hazırım. Tokalaşmak için elini uzattı Harry'e ama Harry onun elini sıkmadı. Soğuk bir sesle neyin doğru neyin yanlış olduğuna ben kendim karar verebilirim sağol dedi. Draco Malfoy kıpkırmızı kesilmedi ama solgun yanakları hafifçe pembeleşti. Ağır ağır, senin yerinde olsam ayağıma denk alırdım Potter, dedi. Terbiyeni takınmazsan sonun annenle babanın sonuna benzer. Onlar da kendileri için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyorlardı. Vizliler gibi ayak takımıyla ya da Hagrid gibilerle arkadaşlık edersen cezanı çekersin. Harry ile Ron ayağa kalktılar. Ron'un suratı da saçları gibi kıpkızıl kesilmişti. "Sen bir daha söylesene şunu." dedi. Malfoy burnunu çekerek "Neo, bizimle kavga mı edeceksin yoksa?" dedi. "Şimdi çekip gitmezsen evet." dedi Harry. Crabbe de Goyle da hem kendisinden hem Ron'dan çok daha iriydi ama yüreğine bir cesaret gelmişti. "Ama gitmek istemiyoruz ki. Öyle değil mi çocuklar? Yemeğimizi yedik, bitirdik. Burada daha bir sürü yiyecek var." Goyle Ron'un yanındaki çikolatalı kurbağalara uzandı. Ron atıldı ama daha onu elini bile sürmeden Goyle korkunç bir çığlık attı. Parmağının ucundan Skabber sarkıyordu. Fare keskin dişlerini Goyle'ın kemiğine kadar batırmıştı. Goyle uluyarak Skabbers'ı sallayıp dururken Crepe ile Malfoy gerilediler. Sonunda parmaktan kurtuldu Skabbers. Havada uçup pencerenin camına çarptı. Üç çocuk da hemen yok oldular. Şekerler arasında başka fareler olduğunu sanıyorlardı belki. Belki de ayak sesleri duymuşlardı. Çünkü bir saniye sonra Hermione Granger çıka geldi. Yerlere saçılmış şekerlere, Skabbers'ı kuyruğundan tutup kaldıran Ron'a bakarak ''Ne oluyor burada?'' diye sordu. Ron ''Galiba bayılmış.'' dedi Harry'e. Skabbers'a daha yakından baktı. ''Hayır bayılmamış, uykuya dalmış yine. Gerçekten de uyuyakalmıştı.'' Malfoy'u daha önce tanıyor muydun? Harry, Diagon Yon'daki karşılaşmalarını anlattı. Ron, esrarengiz bir sesle ailesinden söz edildiğini duymuştum. Dedi, kim olduğunu bilirsin sen yok olduktan sonra bizim safımıza ilk geçen ailelerden biriymiş. Kendilerine büyü yapıldığını söylemişler. Babam inanmıyor buna. Malfoy'un babasının karanlık yana kendi isteğiyle katıldığını söylüyor. Hermione'ye döndü. Bir şeyler yemez miydin? Siz acele edin de cübbelerinizi giymeye bakın. Biraz önce öne gidip makinistle konuştum. Pek az yolumuz kalmış. Siz kavga mı ettiniz yoksa daha okula bile varmadan birbirinize girmişsiniz. Ron suratını asarak biz kavga etmedik. Skabbers etti. Şimdi biz üstümüzü değiştirirken çıkar mısın? Hermione genizden gelen bir sesi. peki dedi. Kendimi buraya attım. Çünkü dışarıdakiler çocuk da davranıyorlar. Koridorda koşup duruyorlar. Senin de burnunda leke var farkında mısın? Onun arkasından öfkeyle baktı Ron. Harry pencereden dışarıya göz attı. Hava kararıyordu. Mosmor bir göğün altındaki dağları, ormanları görebiliyordu. Tren gerçekten yavaşlıyor gibiydi. Ron'la ceketlerini çıkarıp uzun siyah cübbelerini giydiler. Ron'unki biraz kısaydı. Eteğinin altından lastik ayakkabıları görülebiliyordu. Trende bir ses yankılandı. Beş dakika içinde Hogwarts'ta olacağız. Lütfen eşyalarınızı trende bırakın. Onlar okula ayrıca götürülecektir.'' Harry'nin midesi kasıldı heyecandan. Ron'un çilli yüzü de bembeyaz kesilmişti. Kalan şekerleri ceplerine doldurup koridordaki kalabalığa katıldılar. Tren yavaşladı, yavaşladı, sonunda durdu. Herkes kapılara saldırıp küçük, karanlık bir perona indi. Harry soğuk gece havasında ürperdi. Tepelerinde bir lambanın ışığı belirdi ansızın. Harry tanıdık bir ses duydu. ''Birinci sınıflar, birinci sınıflar buraya. İyisin ya Harry.'' Bir kafalar denizi üstünde Hagrid'in kocaman kıllı suratı belirdi. Hadi peşimden gelin. Başka birinci sınıf var mı? Adımlara dikkat. Birinci sınıflar peşimden gelsin. Kaya sendeleye dik daracık bir patikada Hagrid'i izlediler. İki yanda öylesine karanlıktı ki her oralarda koca ağaçlar olduğunu düşündü. Kimse pek konuşmuyordu. Boyuna kurbasını yitiren Neville bir iki kere burnunu çekti. Hagrid omzunun üstünden bir saniye sonra Hogwarts'ı ilk defa göreceksiniz diye seslendi. Hemen şurayı dönünce bir o yükseldi çocuklardan. Dar patika ansızın büyük siyah bir gölün kıyısına açılmıştı. Karşı yakadaki yüksek bir dağın tepesinde, yıldızlı göğün altında, ışıklı pencereleri, bir sürü kulesiyle dev bir şato vardı. Kıyıda bekleyen kayıklar filosunu göstererek dörder kişiden fazla binilmeyecek diye seslendi Hagrid. Harry ile Ron'un kayığına Neville ile Hermione bindiler. Tek başına bir kayığa kurulan Hagrid herkes tamam mı diye bağırdı. Peki öyleyse ileri. Kayıklar filosu cam kadar düzgün gölün üstünde kayarak ilerlemeye başladı ansızın. Kimse konuşmuyordu. Herkes tepedeki büyük şatoya bakıyordu. Şato yükseldiği yamaca yaklaşıldıkça daha da büyüyordu sanki. Baştaki kayıklar yamaca varınca Eğin kafalarınızı diye bağırdı Hagrid. Herkes kafasını eğdi. Kayıklar yamacın öndeki girişi perdeleyen sarmaşıklar arasından kaydı. Şatonun altına kadar uzanan karanlık tünelden geçip bir yer altı rıhtımına yanaştılar. Kayalara, çakıllara çıktılar. Onlar karaya ayak basarken kayıkları denetleyen Hagrid ''Hey sen, senin kurban mı bu?'' dedi. Neville ellerini uzatarak ''Trevor!'' diye bağırdı sevinçle. Sonra Hagrid'in lambasını izleyerek kayadaki bir geçidi tırmandılar. Sonunda şatonun gölgesinde uzanan, düzgün, nemli bir çimenliğe vardılar. Taş basamakları çıkıp meşeden yapılmış kocaman bir kapının önünde toplandılar. ''Herkes burada mı? Sen oradaki kurban yanında mı?'' Dev yumruğunu kaldırdı Hagrid. Şato kapısına üç kere vurdu.